Bitman Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar dün akşamdan itibaren piyasalarda ciddi bir düşüş meydana geldi. Ve salı sabah 6.00 itibariyle Bitcoin 29.750 dolar seviyesine inerek son 10 ayın en düşük seviyesine kadar inmiş oldu arkadaşlar. Yani bu videomuzda neden böyle oldu? Nasıl bir operasyon çektiler? Ve birçok stabil de bir tane stabil de ciddi anlamda bir düşüş meydana geldi. Ve piyasalarda gerçekten de tarihe geçecek bir gün yaşandı arkadaşlar dün geceden itibaren ve şimdi hızlı bir şekilde analiz videoma geçmek istiyorum. Öncelikle piyasanın genel bir durumuna baktığımda hemen hemen düşüş devam etmekte arkadaşlar. Ee, tabii ki bu düşüşün en büyük nedenlerinden bir tanesi de arkadaşlar. Buradan baktığımızda kripto para piyasasını kaosa sürükleyen Terra'nın fiyatı bir günde %60 düştü. Tabii ki bunların bir de stabil coin'i vardı arkadaşlar. Terra USD diye ve UST diye de geçmekte. Ve şu andaki değerinde 0.90 centlerde. Yani normalde 1 dolara eşit olması gerekirken 0.90 cent civarlarında ve en düşük seviyesine baktığımızda da dün gece itibariyle 0.68 sent civarlarını hatta bazı borsalarda 0.60 sentlere kadar geriledi arkadaşlar. Tabii ki bunun üzerine burada Terra harekete geçerek yani Terra Luna elinde biliyorsunuz ki Bitcoin toplamaya devam ediyordu ve ciddi anlamda bir Bitcoin satışı yedi yani neredeyse e, tabii ki ben burada net bir sayı yok elimde ama e, baktığımız arkadaşlar söylenenlere ve haberlerde baktığım araştırdığım kadarıyla 40 bin adete yakın bir Bitcoin e, sattıklarını e, söylediler ve ciddi anlamda da bu da bir düşüşe sebebiyet verdi ve Bitcoin 29.750 dolar seviyesine kadar o da e, düştü ve aynı şekilde diğer altcoinler de bunu takip etti arkadaşlar ve tabii ki e, ciddi anlamda da bu düşüşü beklemiyorduk. Açıkçası bu kadar düşeceğini beklemiyorduk ama şu anda satışların ben bittiğini düşünmekteyim. Ama her an her şey de olabilir arkadaşlar. Yani buradan dön artık yukarıya gidecek diye bir şey de diyemem sizler için. O yüzden de burada yine çok temkinli hareket etmemiz gerekiyor. Ne olacağı, ne edeceği belli değil ama piyasada ciddi anlamda bir korku seviyesi var. Korku seviyesi çok çok yüksek arkadaşlar. Yani insanlar alım yapmaya korkuyor veya margin long short işlemleri açmaya ciddi anlamda korkuyorlar. Burada da çok dikkat etmemiz gerekiyor bu piyasada. Aynı şekilde Terra'ya geldiğimiz arkadaşlar buradaki piyasanın genel bir durumunu da sizlerle beraber incelemek istiyorum. Yani baktığımızda Bitcoin ve benzeri coinlerde de arkadaşlar piyasada ciddi anlamda bir gerileme oldu ve Bitcoin'in değerinin total market cap'inin 600 milyar dolara kadar gerilediğini, totaldeki piyasadaki paranın ise 1 trilyon 448 milyar dolarda seyrettiğini görmekteyiz arkadaşlar. Dediğim gibi tarihe geçecek bir gün yaşandı. Dün gece saatlerinden itibaren. Tabii ki bu düşüşlerde de ciddi anlamda alım yapanlar da oldu, riske girip alım yapanlar da oldu. Neler oldu? Neler? Bunları da hızlı bir şekilde sizlerle beraber hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum arkadaşlar. En çok dip seviyesinden Ethereum alımları dikkat çekici ve tabii ki de bu Ethereum'dan sonra da e Shiba link ve mana alımları ağırlık bastı 24 saat içerisinde arkadaşlar. Ve piyasaya da ciddi anlamda bir para girişi çıkışı oldu. Baktığımızda 1 trilyon 35 milyar yani 350 milyar dolara kadar geriledi. Daha sonra piyasaya neredeyse 150 milyar dolarlık bir alım gelerek yeniden 1 trilyon 450 milyar dolar seviyelerine de yükselmişti. Düşüşü tabii ki de El Salvador da fırsata çevirdi arkadaşlar. Düşüşü de fırsata çevirerek El Salvador başkanı hatta sabah saatlerinde açıklama yapmıştı. 30.700 küsür dolar bir maliyetle bitcoin aldıklarını 500 bitcoin daha etkilediklerini duyurdu ve sabah saatlerinde bir tweet attı istersem 11 milyon dolar karla satacağım ama bunu yapmayacağını söyledi. Ve şu anda da yeniden de almış olduğu maliyetinde altına gerilemiş durumda bitcoin. Analizlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi piyasada şu anda gerçekten de büyük oyunlar dönüyor. Dikkatli olmakta fayda var. Ve tabii ki de burada riskiniz sizin riskiniz. Burada hani alım yapmayın kesinlikle demiyorum. Tamamen kendi belirlediğiniz coinleri araştırdığınız projeleri peşinden gitmeye devam edin. Ben burada sadece en çok alım yapılan projeyi ve bu düşüşün neden olduğunu elimden geldiği kadar aktarmaya çalıştım. Videom bu kadardı. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.